Bu şiir parçalarının ait oldukları sanat eğilimleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Bakalım şiirlerimize. Altın kulelerden yine kuşlar, tekrarını ömrün eder ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler? Altın kuleler, kuşlar. Bakıldığında sembolik bir anlatımın var olduğunu bu şiirde görebilmekteyiz. Aruz ölçüsü kullanılmıştır bu şiirde arkadaşlar ayrıca. Kapalı bir anlatımın var olması bize tüm bu özellikler sonucunda bu şiirin saf şiir sanat anlayışıyla yazıldığını göstermektedir. 2'ye baktığımızda Şehitler Tepesi boş değil, biri var bekliyor ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Epik bir anlatım, serbest bir ölçü, sade bir üslup, sade bir dilin kullanıldığını görmekteyiz şiirde. Toplum için sanat yapıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla milli edebiyat özellikleri gösteren bir şiir parçasıdır. 3. şiire baktığımızda doğdun, 3 gün aç tuttuk, 3 gün meme vermedik sana. Adiloş bebem hasta düşmeyesin diye, töremiz böyle diye, saldır şimdi memeye, saldır da büyü. Sosyalist bir ideolojiyle yazılmış bir şiir. Aslında 2. şiirdeki gibi sade bir anlatımın, serbest bir ölçünün burada da var olduğunu görmekteyiz. Fakat konusu itibariyle daha çok toplumcu bir anlayışın var olduğunu görmekteyiz ve dolayısıyla buna da toplumcu diyoruz. 1. şiir saf şiirdi. Şunlar gidiyor. 2. şiir milli edebiyat ve 3. şiire toplumcu şiir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yaşama sevinci ve ölüm korkusu gibi keskin bir tezatlığı ölçü ve uya bağlı kalarak aktarmıştır. Şiirin sözcüklerle güzel biçimler oluşturma sanatı olduğu düşüncesiyle söyleyiş güzelliğine önem vermiştir. Ömrümde sükût, düşten güzel, sonrası bazı şiir kitaplarıdır diyor. Cahit Sıtkı Tarancı'dır arkadaşlar doğru cevabımız. Özellikle 35 yaş şiiriyle bilinen bir sanatçıdır Cahit Sıtkı Tarancı. Hece ve kafiyeye bağlı kalmıştır. Fakat az da olsa serbest şiirleri de vardır. Dili gayet güzel kullanan bir sanatçı olduğunu söyleyebilirim. Günlük aşklar, gençlik, mutluluk, kısa süreli dertler, yaşama sevinci gibi konulara işlemiş ve birçok şiirde kendisini anlatmıştır. Ölüm korkusunu açığa vuran karamsar bir ruh haliyle yaşama sevgisi arasında gelgitler yaşadığı şiirleri vardır, tezatlığı vardır diyebiliriz. Sembolizm ve romantizm etkisinin görüldüğü bir sanatçıdır. Sanat için sanat yapmıştır. Daha demin de söylemiş olduğum gibi 35 yaş şiiri oldukça önemlidir. Cahit Sıtkı'nın doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Hiçbir şeyden çekmedi dünyada, Nasır'dan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını, günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Orhan Veli'nin güzel bir şiiridir. Sıradan bir insan olan Süleyman Efendi'nin şiirin kahramanı haline gelmiş olduğu bir şiirdir. Kitabı Sengi Mezar'dır şiirin ismi. Garip akımının özelliklerini göstermektedir. Biçim ve içerik özelliklerine baktığımızda garip akımına ait olduğunu görebilmekteyiz. Buna göre baktığımızda seçeneklere sıradan bir kişinin şiirde baş köşeye yerleştirildiğini, alelade yani sıradan bir kişi olan Süleyman Efendi'nin şiirin kahramanı olması bu seçenekteki yargıyı varılabilir kılmaktadır. B'ye baktığımızda günlük konuşma dilinin imkanlarından yararlanıldığına, evet anlaşılır, günlük hayatta kullanılan sade bir dil kullanılmıştır şiirde ve bu seçenek de doğrudur. Söyleyişi öne çıkaran bir niteliğinin olduğuna diyor. Varılamaz arkadaşlar. Söyleyişin öne çıkması biçime önem verme, yani bir yerde sanat için sanat yapma gibi bir özelliktir. Fakat Garip şiirinde sanat için sanat yapılmamaktadır. Dolayısıyla C seçeneğine varılamaz. Kafiye, redif, ölçü ve benzeri ahenk ögelerinin önemsenmediğini diyor D seçeneği. Evet, belirli bir kafiyenin, redifin ya da düzenli bir ölçünün kullanıldığını söylememiz mümkün değildir bu şiir için. Bu da doğrudur. Yalın bir anlatımın amaçlandığına, yine bu da doğru bir yargıdır ki şiire baktığımızda yalın bir anlatımın var olduğunu görebilmekteyiz. Tekrar söylemek istiyorum. Söyleyişi öne çıkaran bir niteliğin olduğuna varılamaz. Biçime önem vermedir aslında söyleyişin öne çıkması durumu. Biçime önem verme, sanat için sanat yapılan özellikle edebi anlayışlarda vardır. Fakat Garip şiirinde sanat için sanat anlayışı yoktur. Dolayısıyla C seçeneğindeki yargıya varılamaz arkadaşlar. Bu parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şiirlerinde mistik duygulara ve halk söyleyişlerine yer veren ... piyesleri ile de edebiyata damgasını vurmuş önemli edebiyatçılardandır. Beş hececilere yakınlığı ile bilinen sanatçı, sanat anlayışını tek başına sürdürmüştür. Eserlerinde memleket teması önemli bir yer tutar. Bolu Bey'inin zulmünü anlatan Türk kültürünün meşhur halk hikayelerinden olan destanı ... ismiyle oyunlaştırmıştır. Bu eser tiyatroda sahnelenmesinin yanı sıra sinema filmi olarak da çekilmiştir. Söz edilen eser arkadaşlar Koç Yiğit Köroğlu'dur. Eserin yazarı da Ahmet Kutsi Tecer'dir. Bolu Bey'inin zulmünü anlatan, Bolu Bey'inin Seyis Yusuf'a karşı uygulamış olduğu o merhametsizce yaklaşımı, o zulmün destanı olan Köroğlu'nun oyunlaştırılmış hali Koç Yiğit Köroğlu ve bu eserin yazarı da Ahmet Kutsi Tecer'dir arkadaşlar. Halk kültürüne önem vermiş bir sanatçıdır Ahmet Kutsi Tecer. Tiyatro eserlerinde konuları halk biliminden alır. Tiyatro eserlerindeki konuları halk biliminden alır ve eserlerinde bazen orta oyun tekniğinden de yararlanır diyebiliriz. Didaktik şiirleri vardır. Bunun yanında lirik şiirleri de mevcuttur. Aşık Veysel'i keşfetmiş ve onun tanınmasını sağlamış bir kişidir Ahmet Kutsi Tecer. Orada bir köy var uzakta şiiri de oldukça bilinen önemli bir şiirdir. Tekrar söylüyorum, doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Numaralanmış isimlerden hangisi ikinci yeni sonrası toplumcu sanatçılardan biri değildir diyor soru. İkinci yeni sonrası toplumcu şiir arkadaşlar özellikle 1960-1980 yılları arası ağırlığını hissettirir. Bu dönemin şiirlerinde ve dolayısıyla sanatçılarında Nazım Hikmet etkisinden söz etmek mümkündür. Dönemin şiir anlayışına bakıldığında içeriye önem verme, isyan, direnme gibi konuların işlenmesi, açık bir anlatım benimsenmesi gibi özellikler ifade edilebilir. Atol Behramoğlu, Refik Durbaş, Süreyya Berfe ve İsmet Özel bu dönemin temsilcilerindendir. Fakat Erdem Beyazıt mistik şairler arasında değerlendirilir. Eserlerinde özellikle İslami ögeler ağırlıktadır ve dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçadaki boşluklardan birine getirilemez? ... İstanbul'u dinliyor ve duyduğunu bize söylüyordur. Söylüyordur ama aslında gösteriyordur. O meşhur şiirinde de olduğu gibi. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı, kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü, çığlık çığlık, ağlar çekiliyor dalyanlarda, bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı, İstanbul'u dinliyorum. Şiiri kime aittir arkadaşlar? Orhan Veli'ye aittir. Orhan Veli diyelim. ... bir görme, bakma, izleme şairdir. Dili gözüdür. Öylece olduğu içindir ki ona optik bir şair de diyebiliriz. Kanıtı da kuşkusuz İstanbul kitabıdır. İşte kurşun kubbeler şehri İstanbul'dasın. Havada kaçan bulutların hışırtısı, Karaköy çarşısından geçen tramvayların camlarına yağmur yağıyor. Yeni Cami Süleymaniye arkalarını kirli bir göğe vermişler. Hiç kımıldamıyor. Ayasofya elleriyle yüzünü kapamış, bütün iştahıyla ağlıyor diyor. İstanbul kitabı ile biz de burada kimi görüyoruz? İlhan Berk'i görmekteyiz. İlhan Berk, İstanbul kitabı adlı eser ile İlhan Berk buradaki boşluğa gelmesi gereken sanatçı. Buraya baktığımızda masada masaymış ha şiirini sesinden çok duygu ve düşünceler aracılığıyla beğendirir, sevindirir diyor. Kimi seviyordu, kimi sevmiyordu. Adam masaya onları da koydu. 3 kere 3 9 ederdi. Adam koydu masaya 9'u, pencere yanındaydı, gökyüzü yanında. Uzandı masaya, sonsuza koydu diyor. Masada masaymış ha şiiri burada Edip Cansever'e aittir arkadaşlar. Edip Cansever. ... Göğe Bakma Durağı'ndan bir bölümle soyut olan, somut olanın varlıkla var olmanın, hayali olanın imgeselle nesneli doğrudan gözümüzde toplar. İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından durmadan harcadığım şu gözlerimi al, kurtar diyor. Kim? Turgut Uyar arkadaşlar. Turgut Uyar Göğe Bakma Durağı adlı eseriyle burada bahsedilen sanatçıdır. Şimdi buna bağlı olarak Orhan Veli'yi gördük, eledik. İlhan Berk'i gördük, Edip Cansever'i gördük, Turgut Uyar'ı gördük. Melih Cevdet Anday burada herhangi bir boşluğa getirilemeyecek olan sanatçıdır ve doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu parçadaki şiirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor soru. Soru aslında bir önceki sorunun devamı, 6. sorunun devamıdır bu soru. Orada Bahsetmiş olduğum sanatçıları hızlıca burada yazacağım. Hepsini okumayacağım. İstanbul Dinliyorum şiiriyle burada Orhan Veli'den bahsedilmektedir. Orhan Veli. İstanbul kitabı ile İlhan Berk görülmekte. İlhan Berk. Masada Masaymış Ha şiiriyle Edip Cansever'i görüyoruz. Edip Cansever. Ve son olarak Göğe Bakma Durağı ile Turgut Uyar. Boşluklara gelmesi gereken sanatçılardır. Buna göre baktığımızda seçeneklere modern Türk şiiri özellikleri gösterdiklerine sanatçıların tamamı arkadaşlar Cumhuriyet dönemi sanatçılarıdır. Ve dolayısıyla modern Türk şiiri özellikleri de bu şiirler, yani buradaki İstanbul Dinliyorum şiiri veya diğerleri modern Türk şiiri özellikleri göstermektedirler. İmgesel kapalı bir anlatıma başvurduklarına diyor. Bu ikinci yeninin özelliklerindendir arkadaşlar. İmgesel kapalı bir anlatıma başvurma ikinci yeni şiirinin sanat anlayışında var olan bir özelliktir. 2, 3 ve 4. şiirler için bu söylenebilir. Fakat ilk şiir Orhan Veli'ye ait olan bir şiirdir ve Garip şiirinin özelliklerine uygun bir şiirdir. Garip şiirinde anlatım sade ve yalındır. İmgesel bir anlatım bu akımın özelliklerinden biri değildir. Dolayısıyla bu seçenekteki yargıya ulaşamayız ve doğru cevabımız da B seçeneği olmalıdır. Diğerlerine de bakalım hızlıca. Şiirin biçimsel özelliklerinin ihmal edildiğine, ahenk ögelerinden bağımsız olarak kaleme alınan şiirlerdir tamamı ve biçimsel özellikler ihmal edilmiştir. Doğrudur. Serbest nazım anlayışına dayandıkları, evet, belli bir ölçüyle oluşturulmamıştır şiirler ve serbest nazım anlayışına dayanmaktadırlar. Akla değil hayal ve duyguya yer verdiklerine, bu da yine ulaşabilecek bir yargıdır. Tekrar söylüyorum, imgesel kapalı bir anlatıma başvurduklarına ifadesi İlhan Berk, Edip Cansever ve Turgut Uyar için geçerlidir. Çünkü bu ikinci yeninin özelliğidir. Bunlar da ikinci yeninin şairleridir, sanatçılarıdır. Fakat Orhan Veli Garip akımının bir temsilcisidir. Garip akımında anlatım sade ve yalındır. İmgesel bir anlatım, kapalı bir anlatım Garip şiirinde yoktur. Ve bu ortak bir özellik olarak bütün sanatçılar için söylenemez ve bu yargıya da dolayısıyla ulaşılamaz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki eserler ile özellikler eşleştirildiğinde hangi iki eser adı açıkta kalır diyor. Eser özelliğinden yola çıkarak esere varmak istiyorum. Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinin topladığı kitaptır. Fransız ve tekke edebiyatının izlerinin görüldüğü bu eseri sanatçının madde ve ruh arasında kendi içinde yaşadığı buhranların uçtuğunu açıkça gözler önüne koymaktadır diyor. Çile eserinden bahsedildiğini görmekteyiz. Ahmet Arif'in halk edebiyatı, ağıt, türkü ve masallardan beslenen toplumcu devrimci şiirlerinden oluşan kitap, sosyalist hareketin kutsal kitaplarından biri olarak anılmaktadır. Nedir bu? Hasretinden prangalar eskittim. Bin yıllık Türk şiirinin son yüzyıldaki evrensel verimlerinden biridir bu eser. İnsanın evrendeki yerini, doğanın görkemi karşısındaki sarsılış ve duyuşların zengin, çocuksu düş gücüyle şaşırtıcı bir duyarlılıkla dile getiriyor Fazıl Hüsnü Dağlarca. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın bahsedilen eseri de nedir arkadaşlar? Çocuk ve Allah'tır. Boşta kalanlar 1 ve 3 oluyor. Peki nedir bunlar? Bunların özellikleri nelerdir? Vazgeçemediğim Orhan Veli'ye ait bir şiir kitabıdır. Orhan Veli bu eseri Garip adlı kitabından sonra yayınlamıştır arkadaşlar. Bu eserde hem Garip'teki şiirlere benzer şiirler yer almaktadır. Hem de şiir anlayışında gerçekleşen bazı değişiklikler sonucunda kaleme aldığı şiirler yer almaktadır. Orhan Veli'nin Vazgeçemediğim adlı eserinde. 3'e baktığımızda Memleketimden İnsan Manzaraları adlı eseri görüyoruz ki bu da Nazım Hikmet'e ait bir eserdir. Memleketimden İnsan Manzaraları arkadaşlar 2. Meşrutiyet'ten 2. Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde Anadolu'da yaşamış sıradan insanların öykülerini anlatır. Türkiye'nin 1920-1940 yılları arasındaki toplumsal tarihi Kurtuluş Savaşı'nda içerecek biçimde verilirken bir yandan da 2. Dünya Savaşı'nda Nazizmin yenilgisi değişik yönleriyle ele alınıp yansıtılır. Memleketimden İnsan Manzaraları adlı eserde düz yazı, şiir, senaryo tekniklerinin iç içe kullanılmış olduğu bir eserdir. Memleketimden İnsan Manzaraları. 1 ile 3 özelliği verilmeyenlerdir ve dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki söz edilen şairlerden biri değildir? Bu şiirde anlaşılırlık yerine kapalılık, somut yerine soyut kavramlar gelmiştir. Biçime ve imgeye önem veren bu anlayış, konuşma dilinden ve halk dilinin ortak değerlerinden uzaklaşmıştır. Bu anlayışın şairleri şiiri çağrışım yönünden zenginleşmekle beraber toplumdan geniş ölçüde uzaklaştırmıştır. Bu şairler şiirde benimsedikleri dille yaşanan gerçekler arasındaki bağlantıyı koparmıştır diyor. İkinci yeninin sanat anlayışından bahsedildiğini burada görmekteyiz arkadaşlar. Buna göre bakıldığında Cemal Süreyya, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer ve Ece Ayhan ikinci yeni sanat anlayışıyla eserler üretmiş sanatçılardandır. Fakat Haydar Ergülen 1980 sonrası şairlerdendir. Şiirlerinde modern ve geleneksel çizgileri bir arada kullanmış bir sanatçıdır. Aynı zamanda denemeci kimliğiyle de bilinir Haydar Ergülen ve doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır.